Saygıdeğer arkadaşlar, mevsim geçişlerinde uç solunum yolu rahatsızlığı. Konuyu iyi dinlemenizi istiyorum. Göz sulanması, göz şişikliği, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı. Tek ayak topallanması, tek kanat düşmesi. Ciğer kaynaklı silikosis. Yalnız nefes darlığı, hıçkırık 3'e ayrılır. 1. Ciğer kaynaklı, 2. Kursak mantarı iltihabı kaynaklı, 3. Salmonella kaynaklı. Tek kanat düşmesi, tek ayak topallaması hem ciğer kaynaklı hem salmonella kaynaklı. Hani biz diyoruz ya, dışkıları çekin bize atın. Burada anlatmak istediğimiz o zaten. Dışkıdan salmonella kaynaklı mı, ciğer kaynaklı mı, mantar kökenli mi, bunu anlamaya çalışıyoruz. Lakin dışkıyı çekerken böyle üstten aşağı yakın ve net. Yani hıçkırığı olan bir kuşu boş kutuya koyun. Böyle yakın ve net dışkısını çekin, atın bize. Kontrol edelim. Yani o dışkıda örnek söylüyorum, ciğer problemli ise koyu siyah, koyu kahverengi, koyu yeşildir. Kursak mantarı, iltihabı veya iç çiçekle alakalıysa su gibi duru, kireç gibi beyazdır. Salmonella kaynaklı ise nefes darlığı, sümüksü, köpüklü, açık yeşildir. Koyu yeşil de olabilir, yine sümüklü, köpüklüdür, salmonelladır veya ekolidir. Şimdi bu konuyu ayıklamak için dışkı resmini onun için istiyoruz biz sizden. Şimdi kullanımını göstereceğim. Bazı arkadaşlar tek kuşa kullanım yapıyor, yapılmaz. Bakınız, ilaçlar hani alırsınız bir ilaç, üzerine yazar %10, %20 yazar üzerine. Bakınız bunlar %100'dür. Yani bunu sen tek kuşa ayarlayamazsın. Tek kuşa da vereceksen mecbursun litreye yapmaya. Yani bardakta yapayım, biraz atayım kafama göre olmaz kardeşim. İlacın şakası olmaz. Bunlar çünkü %100'dür. Bunu benden bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yurt dışından ithaldir. Bu büyük çuvallar halinde gelir, ufak bölünür. Açık konuşuyor. Yani bunu piyasada arayıp bulamazsınız. Şimdi çok bayimizde de vardır. Bana yazdığınız zaman ilinizle yazın. Çünkü kargo parası ödemeyin. Bayimizden de alabilirsiniz. Türkiye'de 25 tane bayilik oluşturduk. Fransa'da bir bayimiz var. Almanya'da bir bayimiz var. Yani bunları bayilerimizden alabilirsiniz. Yazan kişinin geniş detaylı, kuşunda hıçkırık var, dışkısı budur, örnek Adanalıyım, örnek Hataylıyım, yazmanız da çok büyük fayda var. Yani biz de o zaman tek seferde dönüş yaparız. İnanın günlük 1000 ile 1500 kişi yazıyor. Adam atıyor bir mesaj, arkasından dönüp arıyor. Ya attım baksana. Abi bırakın abi, bizim de hayatımız var. Muhakkak size cevap verilecek. Herkesin işi acil, herkes sağlık. Neyse. Şimdi dedik ya bu %100. 5 litreye 2 çay kaşığı. 5 litreye 2 çay kullandığın zaman bir hafta yetiyor sana. 7 gün. Yani 50-60 kuş içer 5 litre suyu veya 70 kuş. Yazın kışın değişir. Çay kaşığından kastımız, bakınız. Diyelim ki 25-30 tane kuşunuz var. Bakınız. Çay kaşığından kastımız bu. Bunu niye gösteriyorum biliyor musunuz? Adam tatlı kaşığını zannediyor. Çay kaşığı olarak kullanıyor. Bakınız, bu ilaçların şakası olmaz. Fazla verdin mi kuşu öldürürsün güzel kardeşim. Şimdi onun için bunu özellikle uygulama gösterdim. Çay kaşığının da büyükleri var, küçükleri var. Bak, normal yassı bir çay kaşığından bahsediyoruz. 2-2,5 litreye bir çay kaşığı. Tavuklarda değişir. Bakınız, hindilerde değişir. Güvercin için anlatıyorum. Muhabbet kuşlarına değişir. Et ağırlığına göre hepsi değişir arkadaşlar. Yine söylüyorum. Uç solunum yolu rahatsızlıkları, göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı, ciğer kaynaklı silikosis, tek kanat düşmesi, tek ayak topallaması da gösterebilir. Tabii salmonella mı, ciğer mi, onu dışkıda anlarız. Hıçkırık, nefes darlığı da 3'e ayrılır, yine dışkıda anlarız. Yani silikosis ciğer hastalığı mı, yoksa mantar çiçek hastalığı mı, yoksa ki salmonella ekoli kaynaklı mı? Konuyu umarım anladınız. Bu bir kullanım videosu. Özellikle yapmak istediğim, çok soru geliyor. Lütfen videoyu izledikten sonra 1 litreye ne kadar koyarım deme. Ya 2,5 litreye bir çay kaşığı koyuyorsan 1 litreye yarım çay kaşığı koyacağım. Ya bunu dönüp sormanızı gerçekten anlamıyorum. Bizim için zaman kaybı. Çünkü çok yazan var. Bak, rica ediyorum sizlerden. Anlaşılır yazın. İstediğiniz kadar yazın. Ama mıy 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 ben anlamam abi. Engellerim abi, kusura bakmayın, kafa dayanmıyor. 50 yaşında adamım ben. Ya bir konuyu özellikle açıklıyoruz. Mesela 3 litreye bir su bardağı kefir koyun diyoruz. 50 kişi yazıyor. 1 litreye ne kadar koyalım hocam? Sanki dalga geçiyor adam.
Kızınca da ses tonuma yansıyor. Enerjim düşüyor çünkü. Hoca niye darlanıyor? Sorduk ya. Abi sen yani üçte birini abine sorsan, babana sorsan, dayına sorsan, komşuna sorsan, üçte birini sorarsa birlikte ne kadar koyacağını. Bunu bana sorup da iş yükümüzü artırmayı. Bütün mesele bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bundan sonra kitabımız çıkıyor. Hastalıklarla ilgili tanıtımını yapacağız. 5 milyar çekilişimiz var. Tanıtımını yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çarşamba günü Ankara'dayım. Perşembe, cuma, cumartesi Rize'deyim. Pazar günü Ankara'dayım. Pazartesi Çanakkale'deyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.